Tıpkı Allah'ın kovmuş olduğu şeytanın Adem'e secde etmeyip de "Rabbim sen benden başkasına secde etme demiştin. Onun için secde etmedim" dediği gibi suçu Allah'a atacaktır. Allah'a azimüşan, "Ey Lain, sen büyüklenenlerden mi oldun?" diyor. Bakın, "Ben senin dosdoğru yolun üzerine oturup da sana gelenleri saptırtacağım." Nasıl saptırtacaktı ki? Fıtratı bozarak, saç tıraşından tutun da fıtratı bozmak, kaşını kipriğini yolmak, yüzünü almak. Yani fıtratta, kadının fıtratında sakal bıyık yok. O alabilir, o müstesna, ama kaşını alması sıkıntılı. Kaşına dövme yaptırması sıkıntılı. Bakın, fıtratı bozacak. Hayvanların kulaklarını inletecek. Kulaklarını kestirecek. Bilmem ne yapacak yani. Böyle. Ama sadece böyle miydi ki? Allah Azimüşşan ayeti cellesinde diyor ki, o sizi Rab'lıkla, Allah'la, Allah'ın kovmuş olduğu şeytan sizi Allah'la aldatmaz. Diğer ayeti cellede de estaizu billah mealen, Allah'ın sizi affedici, merhametlidir, çok affedicidirle aldatmasın diyor. Bunları biz hep düşünmeden söylüyoruz. Yani Ebu Hureyre radıyallahu anh, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle buyuruyor. Ya Resulallah, kıyamet gününde senin şefaatini hak edecek. Senin şefaatini hak edecek. En mutlu insan kimdir? Yani mutlu insan kimdir? Diyor ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, kalbi şirkten temiz olarak, kalbinde şirkten temiz olarak, kalbi şirkten temiz olarak, Allah Rabbü la yuşrik bihi şey'en, Allah'a hiçbir şeyi ek ve şek duymadan, şüphe duymadan, eş koşmadan, şek koymadan, la ilahe illallah diyen kimsedir. Eğer bir kimse la ilahe illallah diyerek hakikaten inansa, dilediği her şeye vasıl olur. Bu cennet dair. Yani cennet içinde. La ilahe illallah diyen kimse cennettedir buyuruyor. Tamam, bitiyor yani. E peki Allah'ın Resulü'nün şefaatine de nail olacak. Şefaat hakkı tanıdığında Allah izin verince. Buhari, Müslüm, Nesai 3 kitapta da efendim, daha değişiklerde de var. Biz 3 tanesini aldık. Müritlerini sırattan geçirecek. Şefaat edecek diye asılsız iddialarda bulunanlar. İyi anlaması için şu hadisi de söylemeden geçmeyelim. Resulü Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem amcası Ebu Talip, biliyorsunuz ki Hazreti Ali Keremallahu Veçhe'nin babasıdır. Allah'ın Resulü'nde de çok emeğe geçen, Hazreti Ali'yi küçükken Allah'ın Resulü'ne emanet eden, oğlunu emanet eden, ona babalık yapmasına müsaade eden Ebu Talip'ten bahsediyoruz. Hakkında bahsederken şöyle diyorlar. Hakkında iyiliği bahsedildiğinde Ebu Said şöyle buyurdu. Umarım ki şefaatim amcama faydalı olacaktır. Umarım ki diyor, bakın, umarım. Şefaatim olacak demiyor. Şefaatimi umarım ki faydalı olacaktır. Şefaatimle amcam topuklarına çıkabilen ateşten bir çukura konulacak. Neymiş? Şefaatini umarım diyor. Şefaatim olsa bile ateşi, topuğunu geçmeyen bir ateş çukuruna konulacak. Topuklarına çıkabilen ateşten bir çukura konulacak. Orada beyni kaynayacaktır diyor. Orada beyni kaynayacaktır. Bakın, Ebu Talip Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında daim ölene kadar Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ne yaptı? Dayanak oldu. Güç oldu. Devamlı yanında korunmaya, ama Muhammed'e Resulullah demeden nasıl vefat etti biliyor musunuz? Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem amcama cehennemden çıkacak diyemez iken bir bakışlarıyla cennetlik yapan aklı fakirlere Allah hidayet versin. Falancanın dergahına gidip çorbasından içen hastaysa anında iyileşir. İçkiyi bırakır, namazsızlar namaza başlar, hidayete erer diyenlere bu sözler şirktir, söylemeyin diye tekzip etmeyenlere Allah hidayet versin. Hidayeti Allah verir, şifayı Allah verir. Falancanın resmine bakınca olur demek, resmine bakmak şirktir. Bu resim Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin diye yalan söyleseler de iftira ve şirktir. Düşünün, adam dedesinin resmini veyahut bir başkanın nefsi
efendim Hindistanlı bir ressama nispet ederek kadın suretinde veya şimdi de sakallı suretinde resimler lanse ediyorlar, halka empoze ediyorlar. Sır aman ha kardeş diyor. Yavrum internette var boy boy istediğin kadar bakabilirsin. Acayip bir sapıklık bu. Allah etmesin, Allah göstermesin. Allah'ın Resulünden kim bir suret, Allah'ın Resulü Muhammed Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, kim benden bir suret beyan ederse, o sureti alın, onu da yere batırın. Ondan uzak durun, onun sureti de yere batırın diyor. Yani o resmi alın, yırtın, ya çamura batırın yani. Anladınız değil mi? Ey Muhammed, şüphesiz sen sevdiğini hidayete erdiremezsin. Fakat Allah dilediğini hidayete erdirir. O hidayete erecekleri çok iyi bilir. Kasas suresi 56. ayeti cellesinin inme sebebi Ebu Talip, yani nuzul sebebi Ebu Talib'in, Abdülmuttalib'in dini üzere olduğunu söyleyip müşrik olarak ölmesinden sonra nazil olmuştur. Neymiş? Ben Abdülmuttalib'in dini üzereyim diyerek ölmesinden sonra bu ayet nazil olmuş. Peki şöyle bir düşünün. Bu kadar engin, bu kadar mütevazi düşünün. Bakın Allah Azimuşan diyor ki ey Nebim biz seni alemlere rahmet indirdik. Biz seni ve ma erselnake illa rahmeten lil alemin. Biz seni alemlere rahmet indirdik diyen Allah onun amcasına dayanak olan dedesine, amcasına onu koruyan, gözeten insanlara karşı bir şefaat edemeyeceğini söylüyor. E peki bugünkünler faizdir, Allah'ın bütün haramlarını yapan insanlara şefaat edeceklerini söyleyerek o insanların azgınlıklarını arttırmıyorlar mı? Sürekli 92'den beri söylüyorum. Yahu sizin Al Capone'dan farkınız ne? O da gidip yapıyordu. Yani bir İranlı şairin Mevlana'ya nispet ettiği 100.000 sefer tövbeni bozsan da yine gel dediği Allah'ın nebisine hiç sormadan kabul ediyoruz. Bizim kapımız ümitsizlik dergahı değil. Allah ümitsizliği sevmez. Amenna. Aynen böyle buyuruyor İranlı şair. Bizim kapımız ümitsizlik dergahı değil. 100.000 sefer tövbeni bozsan da yine gel. Tövbeni boz ama tövbe et de gel diyorken bakın şimdi Allah'ın Resulüne soruyorlar. Ya Resulallah, tövbe nedir? Tövbe pişmanlıktır diyor. Tövbe pişmanlıktır. Ahmet'in yanında senin yaptığın alay edercesine oynaşırca ben inşallah bir daha yapmayacağım deyip ertesi gün aynı haltı işlemen değildir diyor. Tövbe nedir diyor. İkinci defa bir başka sahabe diyor ki anne göğsünden ayrılan sütün geriye dönmek sizin. Geriye dönmemek kaydıyla ettiğine nasuhu tövbe. Yani ona tövbe denir. Buna yarın yapacağını kesinlikle yapmayacağım der. Ama Allah-u Teala'nın kovmuş olduğu şeytan ve nefis ona kabul eder. Ama bu kesinlikle kabul, yani bir daha dönmeyeceğim diye tövbe eder. Ama duramaz. Hastalık halinde mesela sigara böyledir. Hastalık gibi günahlar vardır. Hani hastalık ilaçla geçer. Bunların ilacı da yoktur. Bunların ilacı tövbedir. Ama birisini aracı kılarak değil. O aracı kılınan şahıstan ya kardeşim, bakın ya abim, ya işte şeyhim, ya pirim, ya mürşidim benim için bir dua etsen. Bu insanlar da amin dese derseniz bir sıkıntı yok. Bir sıkıntı yok. Ama sıkıntı şurada ki kilisedeki ayinler gibi günahını gözünün önüne getirip kilisede günahlarını anlatıyorsunuz papaza. Burada da günahlarınızı gözünüzün önüne geçireceksiniz, tövbe edeceksiniz onunla. Yapmamak kaydıyla ama yapmamak kaydıyla bakın. İnşallah diyorsunuz. Allah inşa etsin, Allah yaratsın ki ben bir daha yapmayacağım. Bunu yapmayacaksınız. İnşallah ya da yaptırtmaz Mevla. Rabbim yaptırtmasın günahları bize, uğurlatmasın. Amin. Tövbeyi böyle yapacağız. O zaman bu ayeti celleyi anlamaya devam edeceğiz inşallah değil mi? Müşrik olarak ölmesinden sonra nazil olmuştur. Hiç bahsedilmeyen bir hadis-i şerif bir bakışlarıyla hidayete verdiklerini iddia eden sahtekarlara tokat gibi cevap olacak inşallah.
Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem umre yaparken annesinin mezarının önünden geçti. Biraz önce bahsetmiştim ama tekrar bir daha bahsedeyim. Efendim, Allah'tan annesinden mağfiret dilemesi için izin istedi. Allah mağfiret dilemesine izin vermedi. Sadece ibret alması için mezarını ziyaret etmeye izin verdi. Çünkü bu hadis aynı zamanda Allah'ın Resulü'nün benim ölmüş sünnetimi ihya eden sevabına nail oluyoruz inşallah. Resulü'nün annesinin mezarını ziyaret etti ve ağladı. Yanındakiler bütün sahabeler de ağlattı. Düşünün, anneniz yatacak ve ona dua edemeyeceksiniz. Siz alemlere rahmet olarak ineceksiniz. Hatmül Nebi olacaksınız. Ve annenize rahmet dileyemeyeceksiniz. Bugünkülerin haddi aşkınlığı, azgınlığı, sapkınlığı değil de ya nedir diye sorarım ben size. İyice bir düşünün.